Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yine bir Ocak evimizden analık kızla açılışı yaptık. Eğer dündeki videomu izlediyseniz, dün hazır kelle geldi, üter misin denildi. Ben de kaçırmayın o fırsatı, kelleyi üttüm, yüdüm yıkadım. Geceden ıslattım, sabahleyin. Haliyle biliyorsunuz köy yerinde olunca malımız maşadımız oldum. Onları bakıyoruz, zirkemci sonra kendi karnımızı doyuruyoruz. Ondan sonra zobayı da yaptım, gazfaltı etmeden. Hani diyorum ya, bazen bir taşta iki kuş vurduk. O gelip de bir gerçek değil ama atasözü bir misali diyen gibi. Bakınız, kuru fasulye. Sabah etti babam. Geçen dedi kuru fasulye mi yaptım dediydi. Arkadaş mı dedi bilmiyorum. Kuru fasulye sabahleyin yüdüm yıkadım buraya vurdum. Ümran gel demiş, sen de onu düşünüyordun da. Ama bu haliyle şey olmuş herhalde. Dağılıyormuş gibi olmuş. Bunu birazdan da yağlarım. Tabii ki aradan bir saat geçti. İşlerimiz vardı. Onları hallettik. Şöyle bakınız. Kellemi de vurdum buraya ayaklarına birlikte. Bu da tabii ki ikisini gelip de ben hepsini yiyemem bunun. Kaynımı veririm, o da seviyor bence de. Bir tabak da ona veririm. Gidince de az poşetleyeceğim. Bir poşet olsun dolaba koyacağım. Galanı da pişiririm akşamı zaten, bittim mi de. Sarımsaklı, bol sarımsaklı onu yaparım. Tabii ki eşim, oğlum pek yemiyor. Bunlar hiç yemiyorlar. Kardelen kaşık değiriyor, bazen değiriyor, bazen değirmiyor. Bir de hindi kıyması çıkardık. Az kurbandan kalan kıymaya az. Onu da zobanın yanına koyduk içeri. O da ılık olduğu gibi buzu çözülsün diye. Akşama da köfte yapacağız. Bakalım. Fırınımı süreriz. Tavada mı kızartırız? Onu kardelen yapar. Onu ayarlar galiba artık. Bugün beyaz eşyalarımız gelecek gibi. Sözde. İnşallah yağmur yağacak gibi. Bulutlu gibi. Yağarsa tabii ki gelmez duruma göre. Onları oraya koyacağız. Şimdi bu canım. Arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi abime alındığını bilmez de bu videoyu İzleyenler, diğeri izlemediklerse. He, tamam dur söyleyeyim. Beyaz eşyalar tabii ki ev için değil. Oğlumun çeliz için. Geçen videoda dedim, orada da fol yok, yumurta yok, kız yok, misali damat yok diyen gibi. Oğlumu eşyayı aldık. Koyacağız onu bir kenarda, bir hazır bir şey olduğunda elimize gelivecek gibi olur. Günden günü biliyorsunuz her şey zamlanıyor, fiyatlar uçuyor. Bugün onlar gelecek. Oradaki maketi, valla niyetim buraya döşe koymak. Eğer sığdırabilirse. Bugün buradaki çatıdaki bu işlerle uğraşacağız. Yaptıktan sonra sizi gösteririz. Ben de şimdi giden yemeğimi yağlayayım, salçamı alayım, gelelim. Siz ondan sonra gösteririm. Evet, yemeklerimiz pişti. Sizlere göstereyim. Bu arada annem şu an yok. Komşumuz ineği doğuruyormuş. Oraya yardıma gitti. Şöyle sizlere göstereceğim. Ne güzel yumuşacık pişmiş. Artık gelince annem bunu halleder, dider. Bu kelle paçayı böyle içine düşen de var, hastası olan da var, sevmeyen de var. Ben açıkçası pek sevmiyorum. Bu da fasulyemiz. Bu arada tabii ki ben komşumuzdan geldim. Aradan bir zaman geçti, beyaz eşyalarımız da geldi, yerine koyduk. Ama buzdolabı köşeden çatıya girişte geçmediği için onu ta aşağı koyduk. Yani merdivenle çıkışın köşesine koyduk. Mecbur orası oldu. Bu arada maketi buraya geçirdik. Ama iyi mi ettik, kötü mü ettik bilmiyorum. Eşim boş geç koyma dedi. Biz de kardelenle otururuz, bizden evde sen oturursun diye düşündüm. Bakınız bu örtü zaten vardı. Buna böyle aşağı dolabın içinde böyle bir kilim vardı benim. Onu gittim, üzerine koydum. Şimdi dedik idarede koyacağız. İleride sünger alırım. Belki bunu maketi geri çıkarız. Hem oturup da şuradan çayara bakması iyi olacak değil mi kardeşim? Aynen, eşyalar gelirken ben burada oturdum da yani onlar çıkarken bence hoşuma gitti benim. Ya vallahi babam mırı kır ne diyordu bunu buraya koymak için. Nazlanıyordu. Sen etmiş gibi zobayı yakınca hemen buraya uzanıvecek değil mi kardeşim? Evet. Bu arada yemeklerimiz de pişti. Fasulyemi de pişirdim. Daha köfte yoğuracağız. Zaman geçti çünkü ben komşumuzdan geç geldim. Yaz gerçekten hayvan zor doğum yaptı. Ekizmişmiş. Birini kurtaramadılar. O geride ters doğdu. Yüzü tersi ben göremedim. Su taşıdık bayağı, epey buzağının üzerine bungun dökülsün diye. Nasip değilmiş. İkisi de yazık erkekmişmiş. Alım yine de kesin bilmiyorum. Şöyle kuru fasulyemiz pişti. Bu burada dursun, zobamız da ağzının yüzünü kapattık. Belki geçmiştir o. Sıra geldi. Kellelerini çıkar engel artık. Bir tane değil aşağıdan bir daha kipik getirmişim ben de o zaman. Şöyle yakından gösterem ki sevenler bayılacak, sevmeyenler bu yenilir mi diyecekler.
Ama gerçekten dün emek emek, eğer izlediyseniz, tertemiz üttüm. Yıkamasında zaten bolca da yıkadım. Bunu böyle çıkaracağım. Hemen ılık, pek de kaynak değil, diteceğim. Bir de malları emmeden pişiririm ben bunu sarımsakla. Biz mallardan çıkasıyla da sosu da içine girer. Karayiyeceğim bu. Asıl en lezzetlisi bu işte, bakınız. Şu paça. Şu var ya, şu böyle sallanan damar gibi. Onlar daha bir lezzetli oluyor işte. Anne sen sıyırmadan. He. Kemikten zaten kendisi ayrıldı birader. Pişmiş, ben orada yıkana. Ben hemen hemen yarım saatten fazla durdum değil mi orada? Tabii, aynen bir saat olmuştu. He, oradan geç geldim. Oradan geldik buraya, hallettik. Eşim geldi diyen gibi. Bu yolda servis arabası geldi. Eşyalar geldi. Bu arada köşedeki dolabı hemen şuraya köşeye koyduk. O da burada duracak bakalım. Yine yanında yastık açları, oklavalar orada. Onu zerseliydi. Süre sonra koyacağım ben kardeşim. Nereye anne? Onu da onun yanına koymayı düşünüyorum. Bakalım bir ayar verir sonra. İşte sen nesine kendini diyorsun ki? Onun yeri orada. İyi, boş ver dursun. Bilmiyorum ben. Orada da gün içine bir şeyleri koyuruz diye. Şimdi aşağı ineceğiz. Bunu aşağıda didin. Ondan sonra şu küçük küçük doğrarkanı gösteririm. İlk önce doğramadan önce şey yapayım var. Doğrayayım bir köfte yoğuram. Olur mu? Olur. Evet, eşyalarımız da bunlar bakalım. Şöyle televizyon var iki tane. Biri mutfak televizyonu, 80 ekran ne olması lazım. Onu belki kullanırız, belki kullanmayız, bilmiyorum artık nasip. İnşallah abim de ileride hayırlısıyla eşyaları kullanırlar. Burada işte çamaşır makinesi, bu da bulaşık makinesi. Bunların yeri yani burada tam iyi oldu. Ama şöyle hemen size göstereceğim ben. Şuradan biz aşağı iniyoruz. Burada da hatırlarsınız dolabımız vardı. Onu da şimdilik kaldırdık. Çünkü buzdolabı çıkacak diyor da maalesef çıkmadı. Gördüğünüz gibi buzdolabı burada kaldı. Annemin hoşuna gitmedi ama bayağı büyük ve yer kapladı ama yapacak bir şey yok. Çünkü buranın hemen şöyle girişi küçük olduğu için çıkma imkanı yok dediler. Bize engel olmaz değil mi o girip çıkarkana? Yok, olmaz herhalde. Allah'tan korkuluk yaptırmamışız anne. Neden? Çünkü ikinci basamaktan sonra hani öbür tarafa kayabilirsin. He. Ama korkuluk olursa o şansın olmayacak. Tepside falan zor olur. İn sen bir yana. Bu arada havada yağmuru çok güzel. Yağmur yağıyor. Bu yüzden kutunun üzeri biraz ıslanmış. Bir şey olmaz dediler. Neyse ben dinleyeyim artık. Burada da bizim çimlerimiz vardı ama hepsini kaldırdık. Eşyalar gelecek diye. Şimdi sıra geldi. Şöyle tabi alınca ekiyeleri, çikin yerlerini alıyorum. Pek çikin yerler yok. Yine ekiyelerini alacağım. Şöyle küçük küçük doğrayıp ondan sonra bol sarımsakla bunu pişireceğim. Saat bayağı oldu değil mi kardelen kız? Tam şu an 4 anne ya. Oo. İnanmazsınız bak, oturmadan akşam ettim. Yukarı çık, aşağı in, yemeğe vur. Komşuya git gel. Bir ara aşıcığı geldi hayvanlara. Ona indim, onu bekledim aşağıda. Zaman geçti, su gibi akıp gidiyor gerçekten. Aynı ömürler de öyle. Hemen geçip gidiyor, akıp gidiyor. Baban toramanı salıyormuş yalın kardelen. Yağmur yağıyor ya. Hayır, ben kattıydım toramanı, uydum yerine. Babam dışa salıyormuş. He. Bilmiyorum nereye gidiyor, senin dam kapısı açıksa kenarındakine. Doğru, kazların dam açık ya. Bu şekilde ben bunları sıyırayım. Ondan sonra doğrayayım bir. Şimdi iyiceden ayırdım. Bir de diyordum ki ben pişirken az çıktı diyordum. Bir poşet olsun dolaba koyacağım diye. Dolaba falan koymayacağım. İnan ki bir de hayvanlar, buzular küçük olduğu için kafasından çıkıvereceği ne olacak? Sırf kenarlarının derisi. Onun için pişirin. Pişmiş dursun, sonra da yiyiveriz. Bir gün değil, iki gün yiyiverin. Neydi? Bir tabakta kaynama verin. Kardelenle sarımsağı soydurtturdum. Ama vallahi bunun temizlemesi, ütmesi bir başka. Ama habı sıyırması, mahveden işte insanı bu.
Ütme zorluğu değil, yıkaması da kadar değil, pişirmesi de zorluğu yok. Aa, bunu bir dipmesi mahvediyor insan işte. Kara bir de verseydin gı. Sen pek seversin. Hı. Arada ağzına tatı verirsin, lokum gibi ne olacak? Olur. Ha, lokum at. Şuna kelle yapmışım, ne olacak? Piştikten sonra kuzu gibi. Şöyle yukarı gittim. Suyundan çok az katacağım. Ağır olmasın diye bakarız. Bu kadar suyu yeterli. Sıcak suyumuzdan katacağım. Kardelen sarımsakları doğrattırdım. Şöyle ilkten ben şöyle bir... Kalanını doğrayayım. Aslında büyük tencere yapsam iyi olur. Aklıma gelmedi hiç. Bir kendi isteyen üzerine tabii ki benden başka yiyen yok. Mesela bir toplum geçen sene Hamide Banvi'nden beraber yedik. Kızları falan seven yediydi. Acı biber, sirke öyle şeyler katılıyor da ben sade yiyorum. Şöyle sirke mi? He, sirke de katılır. Azıcık damlatırsın içine. He, tamam. Suyundan da kattım. Dediğim gibi ağır olmasın diye. Şöyle bolca suyundan da katacağım. Ben bu şekilde yapıyorum. Hani çorbasını yumurta, yoğurtlu yapıyorlarmış. Arkadaştan duydum onu. İlk gün güzel oluyormuş. Ama ertesi gün kalınca da oturuyormuş. Hani nasıl, ne diyeyim size, unlu olduğu için. Şöyle az daha suyuna katayım. Ya mesela bu senin yaptığın katkısız. İçinde bir şey yok. Sadece yani kendisi var. Ama bir türlü işin içine yumurta falan girince değişiyordur yumurta tabii. Yumurta unlatıyorlarmış. Anam salça. Ertesi güne kaldım oturuyor. Keşke nasıl. Aynı aynen, şekilde olmuş. Aynen. Kadar kalıyordur o. He. Şöyle göz kararda tuzunu atayım. Zaten tat veren bunu bolca sarımsağı kattım içine. Bakınız bu şekilde kaynadım o. Az daha suyundan da katarım duruma göre. Ay kaşık kaşık yiyeceğim galiba bunu. Ne yiyeyim ben? Köfte yiyeyim ben. Söyle ne yiyeyim ben. Köfte yiyeceğim yine de ağzıma atarım. Yalan söylemeyin. Şimdi bu kaynaya koysun. O malzemeleri de hazırlayayım. Kardelen patatesi soydurdum değil mi soğanı falan. Hı hı. Onları da halledeyim. Şöyle kıymalarımızın buzu çözmüş. Sıra geldi köfte yoğurmaya. Neden hem kelle pişirdiniz hem köfte yapıyorsunuz derseniz, inanın ki ben kelle olduktan sonra aramazdım ama ev halkı yemediği için mecbur yapmak zorundayım. Şimdi rendeye batırım diye şey ettim ya. Bir tane soğan rendeliyoruz. Biz biliyoruz ki her yemeğe zaten soğan yakışıyor. Nasıl ben kanalları yakışıyorsam siz de beni izliyorsunuz. Değil mi kardeşim? Aynen. Bazen ben demeden, bazen sabah de zengin diyorum, deme bu diyor. Sen de her diyebilirsin kardeşim. Doğru söylüyorsun, bana derse yavrum. Bugün dilimi uçtu, boğdum aynı, yoruldum yani ki. Değil mi? Görünen bir... Ortalıkta bir iş yok gibi ama gerçekten ev işi gir çık derken vakit hızlı geçiyor ya. Biz de patates katıyoruz rendesi. Sizler katıyorsunuz mu bilmiyorsunuz. Ama içine gevrek mi düşürüyor, yumuşak mı diyor, inan ona bilmiyorum ama alıştık. Seviyoruz da şöyle çok gelecek biraz hepsine katmayın. Şöyle bir tane de yumurta kardelenini ayarlayamamış. Dur annemle. Bu bulaşıkları da annem ineklere bakmayınca toplarım ben buraları yıkarım. Pilav pişiririm işte salata malzemeleri falan derken onları halledeceğim. Şöyle göz kararı da tuzunu katayım bir önce unutmayan. Şurada geçenlikinden ilk defa kullandıydım. Yanlış katmayın. Köfte harcı yarısını denemek için yapmışım ben bunun. Şöyle yarısını katayım. Şurada ekmek içimiz var. Pazar ekmeği böyle kuruduyoruz. Ondan sonra elimizden ovalanca ilistirden de geçirip de bu şekilde geliyor. Şöyle karabiberini de katalım. Ya yorumlarda biri harç var ama annem yine de ekstradan kullanıyor bakalım. Onun adı diyorum yazmışlar harcayan bir şey daha katın güzel oluyor köfteye diye. İnan aklıma gelmedi şimdi. Ben görmedim.
Dur dur, aklına geldi. Neymiş? Yoğurt yapmışlarmışmış. Yoğurt hatırlıyorum. Dur sen annem de. Azıcık kaçacak. Yemek kaşığı kadar mı değil mi? Böyle bir şey. Azıcık yemek kaçacak. Yumuşak mı ödediler, gerrek mi tutuyor dediler. Şöyle bakınız, yoğurdu da katıyorum. Denemekten zarar gelmez. Şunu da şöyle yoğurmadan göstereyim. Şöyle altını kısayım, bu kaynamaya geldi. Bu arada mal saatim geldi de geçti. Ama mecbur, yapacak bir şey yok. Kanalımızı olduğu için de sizlere de göstermek istiyoruz ne yaptığımızı. Tabii ki kardelen yapıyor. Belki ben bu köfteyi yoğururum. Belki tavada kızartır. Belki fırına sürüyoruz. Kardelen bir kıyak yapar kardelen. Yemek olduğu zaman, aman yemek olmadığı zaman eşim bazen demez, bugün de yemeğe gider dedi. Demiş daha doğrusu kardelen dışa götüren hadi size diye. Düşündüm, yemek var. Kelle var, kuru fasulyemiz yok, karde var. En iyisi dedim sonra. Dedim bu senin de sözün olsun dedim kardelen kendim. Aynen, unutmayız biz böyle şeyleri. Aradan birkaç gün geçsin götürürüm ben zorla. Sen birkaç gün baban yola gidiyor ha. Sen nereye birkaç gün sonra götürüyorsun? Olsun, gelsin öyle hallederiz. Hani renklendirici katmadık için annem kız. Ben katıvereyim şimdi. Bakarız. Bunu ekmek içe, kıvamı ye. İcelen yoğurum ben bunu. Bir renklendirici katam içine. Her zamandaki gibi malları baktık eşimle. Kardelen'i şöyle göstereyim yakında. Köfteye şeklini vermiş. Düşündük bir ocakta kızı. Ana kar yağıyor. Hadi canım. Ben babana dedim ya Cek dedim. Babam hadi oradan dedi. Kim demiş dedi. Ben inanmadım sana. İnanmadı. Ben de Nazan diyor dedim. Engin abeyni dedi kardeler. Dörtten sonra dedi. Yediye kadar mı dedi. Valla geceye kadar. Sabah hava güzeldi. Dörtten sonra değişti. Yağmur yağdı. Şimdi de kar. Adeta üç mevsim yaşıyoruz biz. Babana dedim de. Değil mi? Babana dedim de. Ne gittin? Yanlış bir kelime söyledin herhalde. Çatıda yapacaktım. Kardelen de hadi burada yap be dedi. Şimdi orayı da dağıttık. Boşlukta bir de üşüdüm ne kadar deseniz. Bu arada işte bu neydi hani kelle paçanın bulaşıkları vardı, onları yıkadım. Şöyle salça yapıyordum, yarımda kaldı, birazdan devam ettirdim. Şu da kilimizin kemiği. Ben bugün niye konuşamıyorum ya, kendime de sinir oluyorum böyle olunca da. Neden konuşamıyorum biliyor musun? Ben konuşuyorum ya. Evet. Sen konuşmadığın için kendin yani sana ekran karşısına çıkmış gibi hissediyorum dedim ya. Heyecanlanıyorum, belki ondan olabilir. Olabilir. Ne diyecektim ben de bir şey diyecektim aklımda. Kellelen yardım aşağı taşına kardeler. Babam birini tuttu. Paramanın beynini çıkarırdım. Valla rup yuttu. Aslında onun beyni faydalı. Şeyi çıkarırdım yani. Kellenin beynini çıkardım. Bir an paramanın beynini çıkardım. Allah'ın yolu resim. Ben paramanın beynini çıkardım, hayvan ne olur da. Akıllı. Hayır oğlum, çıkardığından değil. Bunun cümle öyle oluyor. Köftelerin kızarık oturmuş. Bakın şimdi. Aradan tabii ki 1,5 saat olmuştur. Bayağı kev oldu. Bakınız. Sarımsaklar yüze çıkmış. Şunu dünden tarhana çorbamız. Bu bana sudanmıyor. Dökmüyor kuru çünkü. Kuru fasulye var ya onu güzel eder. Bakınız. Kendimize diyoruz ya. Neyi dökem ki? Bolca. Şöyle. Bakınız. Kelle paçamız. Ben bu şekilde serdiğim için. Bu arada pilavı da pişirdim, onu da sofra bezine serdim, o da hazır. İçeri götürmemiştik. Ha, buraya bıraktım artık. Birazdan giderken götürürüm. Şöyle çevirin. En çok genellikle bu şekilde tavada yapıyoruz. Karnında da güzel oluyor da bu da şeyli olmuyor tabii ki, yağlı olmuyor. Anne emmişim sen kattın ya şeyden, kelle paçadan. Köfteleri kızartırken hani bir boşlukta götürelim gelelim, ne yapayım? Öyle de olur. Ama şu taban mı götürürüm ki? Bir şeyin içine nasıl götürürüm ki? Bunu dolduruyorum. Altına bir tepsi koyuyorum. Aynen o şekilde. Evet, kar hızlandı bakalım. Ne güzel lapa lapalı yağıyor. Bizim garibim yeşilliklerde büyümeye başlamışlardı. Bakalım kar birikirse yine bunlar görünmeyecek kardan. Günlerde uzadığından saat 6.30'a falan geldi ama hala gördüğünüz gibi aydınlık.
Bu da işte küspemiz. Tekrardan artık buz tutar. Yine birkaç gün hayvanlara yediremeyiz. Annem söyledi zaten, dama koymuşlar küspeden. Evet annem, bakalım kızartmaya devam ediyor. Orta atlar kaynak. Fasulye getirdim o kadar. Hı, onu getirdim işte. Ondan sonra balkona çıktım, geldim. Dışarı dolasın halen de. Ben aldım izin açtıydım. Yani çok böyle hararet yanmıyor ama evin içi iyi. O da nasıl ya? Maşallah gazı güzel oluyor. Gerçekten lapa lapa. Tutsunu kadar ama kardeşler. Bu yağı birikirse bundan yarın yiyem oldu mu canım istiyordu şimdi. Tekerlekinler toz vardı. Ne kadar sana deken? Şey derim. Tadı güzel olmuyor. Üç gün süre diyorum kardeşler. Aman her türlü mideye gidecek, boşver. Doğru değil mi? Aynen. Yamuk da olsun. Ben şöyle bir şey yapmıştım. Annem biraz daha iyi yapmış. Çünkü içinden biraz kalmıştı. O yüzden içmeden. Aa, bunun altında var ya, galanyalından patates yemeği pişireceğim. Bugün de yarım üzüm sirem var. Dast olur, yağlı ya. Ne kadar detay içinde et olduğu için. Sonuncu. Bakın arkadaşlar, köfteyi de hallettik. Çeneyi çaldık bir yandan sizlerle. Şimdi köfteyi hallettik. Kardeş sofraya hazırlamış. Kuru fasulyeyi yukarıdan getirdi. Şöyle karıştıran ki... Bu da sıcaktır değil mi? Sıcak. Yarın o çorbaya da fasulye ısıda öldürüverem. Şunu şöyle koyayım. Bu arada tencereye getirmeme gerek yoktu. Çünkü benden başka yeğen olmayacak. El para verip de yiyor kardelen bunu. Bakın şöyle yakından göstereyim bir gaz daha bir. Şöyle bol bol sarımsaklı kattım. Pirinç pilavımı da kattım. En çok bunu. Ekmeğimizi de burada, onu da gettik değil mi? Hı hı. Artık burada sonlandıralım. Sizleri de fazla sıkmak istemeyiz. Sabahtan beri kelle de kelle, kelle de kelle dedim durdum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.